Ama hani biz daha yükseklerini gördük. 5.6'lara kadar görmüştük Deva Partisi'ne. Bir miktar bir gerileme var. Niçin bu gerileme ve niye 7'lere doğru gidemiyor? Muhtemelen şöyle, Deva Partisi'ne oy veren seçmen özellikle AKP'nin eski, daha ehli dünya olan, ekonomiyle, parayla bağlantısı daha yüksek olan kesimi, tüketici güven endeksi yükselince Deva Partisi'nin oy oranı yükseliyor, AKP'nin oy oranı düşüyor. Deva Partisi'nin düşüyor, AKP'nin yükseliyor. Tüketici güven endeksi düştükçe AKP'nin oy oranı düşüyor, Deva'nın oy oranı yükseliyor. Temmuz ayında yapılan özellikle kamu çalışanlarına ve asgari ücretlilere yapılan zamların etkisi olduğunu düşünüyorum. Tüketici güven endeksindeki hafif kıpırdanmanın. O da Deva Partisi'ne bir miktar zarar vermiş olabilir. Birkaç ay içerisinde o zamlar eridikçe Deva Partisi'nin yükselip AKP'nin tekrar 30'un altına sarktığını göreceğiz bence. Ali Babacan'ın o zaman Hazine Bakanlığı dönemindeki icraatlarına vurgu yapma stratejisi doğru ve çalışan bir strateji diyebiliriz. Tabii şüphesiz yani. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Olur da bir altılı masa ittifakı bir ön koalisyona dönüşür ise, yani biz koalisyon yapacağız ve şu parti şundan sorumlu olacak, şu lider bundan sorumlu olacak dediklerinde, ben Deva Partisi'nde yani iktidarın ortağı olacağı kesin bir hükme bağlandığında Deva Partisi'nde çok büyük bir yükseliş bekliyorum. Yani bunun kamuoyuna deklare edilmesi anlamında anladım ben. Evet, kamuoyuna deklare edildiğinde biz hükümeti kurmak üzerine şimdiden anlaştık. Örneğin söylüyorum, misalen sadece, işte ekonominin yönetimi Deva Partisi ve Ali Babacan'da olacak dendiğinde özellikle Güneydoğu'da çok büyük patlama bekliyorum. Çünkü şöyle bir gözlemim var, çok seyahat eden birisiyim. Şimdi Nazilli'deyim mesela, Aydın'da. Doğu'da da çok seyahat ediyorum. Orada Deva Partisi'nin kadroları içerisinde büyük ailelerin, AKP dönemi ailelerinin özellikle birer temsilcilerini yönetimlere koyduklarını, ancak asıl oy potansiyelini elinde tutan partililerin, ailelerin geriden izlediklerini fark ediyorum. Ola ki bir iktidar değişiminden emin olduklarında ve Deva Partisi iktidara ortak olacak diye emin olduklarında topyekun oraya doğru hareketleneceklerini fark ediyorum. O yüzden Deva Partisi'nin özellikle Doğu ve Güneydoğu'da altılı masa iktidar olacağı anlaşıldığı andan itibaren çok ciddi bir oy artışı sağlayacağını düşünüyorum.